O, Türkiye'nin evlilik programlarında yer alan en talihsiz damat adaylarından biriydi. Evlilik hayaliyle girdiği programdan kalbi kırık bir şekilde ayrılıverdi. Aradan henüz bir yıl gibi kısa bir süre geçmişken bir otel odasında hayatını kaybetti. Atatürk 6 Eylül 1981 yılında dünyaya geldi. Babası Hamit Bey, annesi Semra Hanım'dır. Asker kızı olan annesi Semra Yücel, 1977 yılında sevdiği Hamit Türk'le kaçmış, 22 ay imam nikahla yaşadıktan sonra Hamit Bey'in askerliğini bitirmesinden sonra da evlenmişlerdir. Bu evlilikten Seçil isimli bir kız, Ata ve Anıl isimli iki erkek çocukları olmuştur. Çift 1992 yılında boşanmışlardır. Onların hikayesi 2004 yılında Ata'nın annesi Semra Hanım'la Gelinim Olur Musun isimli evlilik programına katılmasıyla başladı. Ata'nın gelin adaylarından Sinem Umaş ile olan yakınlaşması, kaynana Semra Hanım'ın buna karşı çıkması ile oluşan diyaloglar sonucu program reyting rekorları kırmış, bu üçlü Türkiye'nin en çok konuşulan kişiler arasına girmiş, ünlenmişlerdir. Programdan çok herkes onları konuşur olmuştur. Kimileri kaynana Semra Hanım'a kızarken, kimileri de hak vermişlerdir. Programın en güzel gelin adaylarından Sinem Umaş ise, kaynana Semra Hanım'ın agresif tutumlarından oldukça nasibini almış olsa da, Ata'nın kendisinden vazgeçmemesi sonucu uzunca süre direnmiş, fakat sonunda kazanan kaynana Semra Hanım olmuş, ayrılmışlardır. Yarışma sonrası yakaladıkları şöhret de kaynana Semra Hanım birçok televizyon projesinde yer almış, Ben Semra isimli bir kitap çıkarmıştır. Flash TV'de Desti İzdivaç isimli bir evlilik programı sunmuştur. Gelin adayı Sinem ise bir müzik albümü çıkarmış, İşte Benim Stilim isimli moda yarışmasına katılmış, sosyal medyada fenomen olarak hayatına devam etmiştir. Kaynana Semra ile gelin adayı Sinem ünlerini ün katarken, şöhretin keyfini sürerken damat adayı Ata için her şey farklıydı. Ata program sonrası bir süre menajerlik yapmış olsa da istediği gibi hayatını kuramamıştır. Bu kısır döngüde kaybolup gitmiş, gencecik yaşta aramızdan ayrılmıştır. 2005 yılı Ağustos ayında Semra Hanım dansöz Asena için bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Asena ile mahkemelik oldu. Asena kendisine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştır. Dava sürerken Semra Hanım'a Adana'da sunuculuk yapması için bir iş teklifi gelmiştir. Fakat Semra Yücel Asena ile olan davası nedeniyle gidemeyerek karşı tarafı bilgilendirip yerine oğlu Ata'yı gönderdi. Adana'ya giden Ata bir otel odasına yerleşti. O gün bir düğüne katıldı. Düğün esnasında rahatsızlandı. Oradakilerin yardımıyla otel odasına çıkarıldı. Daha sonra ise yanına gelenler kendisini ölü olarak buldu. Ata 18 Eylül 2005 yılında Adana'da bir otel odasında henüz 2 hafta önce girdiği 24 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilip 20 Eylül 2005 yılında Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesi kaldırırken bile Ata'nın talihsizliği bitmedi. Cenaze defin esnasında anne Semra Hanım'ın "Oğlum şehit oldu" demesi, Ata'nın Türk bayrağına sarılarak defnedilmek istenmesi, Türk bayrağının muhalefet gerekçesiyle itiş kakışlara neden oldu. Bu itiş kakış esnasında Ata'nın cansız bedeni tabuttan yere düşürüldü. Gencecik yaşında toprağa verilen Ata'nın ölümüyle ilgili yapılan araştırmada, kendisinden alınan kan örneğiyle yapılan incelemede aşırı miktarda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine rastlandı. Ölüm nedeni kayıtlarda bu şekilde geçti. Fakat anne Semra Hanım bu ölüm nedenini kabul etmedi. Oğlunun öldürüldüğünü söyledi. Semra Hanım, oğlum namazında niyazında olan
çok iyi bir çocuktu. O gün ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. Öldüremedik. Ölümden beteriyle yargılayalım dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş. Kötü maddeyi masada veriyorlar. İçince yığılmış. Zaten kamera kayıtlarında gözüküyor. Kötü alışkanlığı vardı deyip işin içinden çıktılar. Semra Yücel, oğlunun ölümünden sonra kendisini arayan İbrahim Tatlıses'in tek dostane insan olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses, yılbaşı gecesi Mehmet Ali Erbil ile beraber geri sayımı beklerken yanlarında olan Atatürk ve Sinem Umaş çiftine aşklarına sahip çıkmaları konusunda nasihatler vermişti. Ölüm haberini duyar duymaz da Semra Hanım'ı arayıp üzüntüsünü iletmiştir. O, Türkiye'nin evlilik programlarında yer alan en talihsiz damat adaylarından biriydi. Evlilik hayaliyle girdiği programdan kalbi kırık bir şekilde ayrılıverdi. Aradan henüz bir yıl gibi kısa bir süre geçmişken bir otel odasında hayatını kaybetti. Atatürk 6 Eylül 1981 yılında dünyaya geldi. Babası Hamit Bey, annesi Semra Hanım'dır. Asker kızı olan annesi Semra Yücel, 1977 yılında sevdiği Hamit Türk'le kaçmış, 22 ay imam nikahla yaşadıktan sonra Hamit Bey'in askerliğini bitirmesinden sonra da evlenmişlerdir. Bu evlilikten Seçil isimli bir kız, Ata ve Anıl isimli iki erkek çocukları olmuştur. Çift, 1992 yılında boşanmışlardır. Onların hikayesi 2004 yılında Ata'nın annesi Semra Hanım'la Gelinim Olur Musun isimli evlilik programına katılmasıyla başladı. Ata'nın gelin adaylarından Sinem Umaş ile olan yakınlaşması, kaynana Semra Hanım'ın buna karşı çıkması ile oluşan diyaloglar sonucu program reyting rekorları kırmış, bu üçlü Türkiye'nin en çok konuşulan kişiler arasına girmiş, ünlenmişlerdir. Programdan çok herkes onları konuşur olmuştur. Kimileri kaynana Semra Hanım'a kızarken, kimileri de hak vermişlerdir. Programın en güzel gelin adaylarından Sinem Umaş ise, kaynana Semra Hanım'ın agresif tutumlarından oldukça nasibini almış olsa da, Ata'nın kendisinden vazgeçmemesi sonucu uzunca süre direnmiş, fakat sonunda kazanan kaynana Semra Hanım olmuş, ayrılmışlardır. Yarışma sonrası yakaladıkları şöhret de kaynana Semra Hanım birçok televizyon projesinde yer almış, Ben Semra isimli bir kitap çıkarmıştır. Flash TV'de Desti İzdivaç isimli bir evlilik programı sunmuştur. Gelin adayı Sinem ise bir müzik albümü çıkarmış, İşte Benim Stilim isimli moda yarışmasına katılmış, sosyal medyada fenomen olarak hayatına devam etmiştir. Kaynana Semra ile gelin adayı Sinem ünlerine ün katarken, şöhretin keyfini sürerken damat adayı Ata için her şey farklıydı. Ata program sonrası bir süre menajerlik yapmış olsa da istediği gibi hayatını kuramamıştır. Bu kısır döngüde kaybolup gitmiş, gencecik yaşta aramızdan ayrılmıştır. 2005 yılı Ağustos ayında Semra Hanım dansöz Asena için bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Asena ile mahkemelik oldu. Asena kendisine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştır. Dava sürerken Semra Hanım'a Adana'da sunuculuk yapması için bir iş teklifi gelmiştir. Fakat Semra Yücel Asena ile olan davası nedeniyle gidemeyerek karşı tarafı bilgilendirip yerine oğlu Ata'yı gönderdi.
Adana'ya giden ata bir otel odasına yerleşti. O gün bir düğüne katıldı. Düğün esnasında rahatsızlandı. Oradakilerin yardımıyla otel odasına çıkarıldı. Daha sonra ise yanına gelenler kendisini ölü olarak buldu. Ata 18 Eylül 2005 yılında Adana'da bir otel odasında henüz 2 hafta önce girdiği 24 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilip 20 Eylül 2005 yılında Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesi kaldırırken bile atanın talihsizliği bitmedi. Cenaze defin esnasında anne Semra Hanım'ın "Oğlum şehit oldu" demesi, atanın Türk bayrağına sarılarak defnedilmek istenmesi, Türk bayrağının muhalefet gerekçesiyle itiş kakışlara neden oldu. Bu itiş kakış esnasında atanın cansız bedeni tabuttan yere düşürüldü. Gencecik yaşında toprağa verilen atanın ölümüyle ilgili yapılan araştırmada, kendisinden alınan kan örneğiyle yapılan incelemede aşırı miktarda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine rastlandı. Ölüm nedeni kayıtlarda bu şekilde geçti. Fakat anne Semra Hanım bu ölüm nedenini kabul etmedi. Oğlunun öldürüldüğünü söyledi. Semra Hanım, oğlum namazında niyazında olan çok iyi bir çocuktu. O gün ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. Öldüremedik, ölümden beteriyle yargılayalım dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş. Kötü maddeyi masada veriyorlar. İçince yığılmış. Zaten kamera kayıtlarında gözüküyor. Kötü alışkanlığı vardı deyip işin içinden çıktılar. Semra Yücel, oğlunun ölümünden sonra kendisini arayan İbrahim Tatlıses'in tek dostane insan olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses, yılbaşı gecesi Mehmet Ali Erbil ile beraber geri sayımı beklerken yanlarında olan Atatürk ve Sinem Umaş çiftine aşklarına sahip çıkmaları konusunda nasihatler vermişti. Ölüm haberini duyar duymaz da Semra Hanım'ı arayıp üzüntüsünü iletmiştir.